Şu bir peso 1 dolara 800'de 1'i yapıyor. Şu parayı üretmeye kalksanız paradan çok daha fazlasını harcayacaksınız. Belki bunu üretmek için 100 peso harcayacaksınız. Yani ne bileyim, atıyorum. Böyle bir durum var ülkede. Piyasa es suficiente por 400 mil peso para vivir en Chile. Tampoco. Porque es muy caro, creo. Está todo caro. No alcanza para nada. Y hay que sobrevivir. Sadece tavuklu pilav yani, hiçbir şey değil. 4 dolar tek başına. Öyle olur ya, anlamıyorum, bakar mısınız? Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şu kablolara bakar mısınız? Bunlar bütün şehri böyle dolaşıyor. Umarım... Herkese yepyeni bir videodan, Şili'nin Antofagasta şehrinden selamlar. Bildiğiniz üzere bir süredir Şili'deyim ve geçen videolarda bu şehre giriş maceramı izleyenler olarak görmüştünüz. Şimdi burada Antofagasta şehrinde başlıktan da gördüğünüz üzere yeni bir içerikle karşınızdayım. Şili, Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Hatta en zengin de denilebilir. Bu ülkede aylık ortalama bir kazançsa 600, 700, 800 dolarlar seviyesinde. Daha önce geçen videolarımda bir tırcının burada 2 milyon peso, yani 2500 ila 3000 dolar arasında bir para kazandığından bahsetmiştim. Yani gelir seviyesi de oldukça yüksek bu ülke. Şimdi bu videoda hem Antofagasta şehrini gezeceğiz hem de Şili'deki fiyatlara bir göz atacağız. Haliyle ekonomisi iyi olan, bu derece zengin olan bir ülkede fiyatlar da oldukça yüksek. Bana açıkçası Şili oldukça pahalı geldi. Şimdi videomuzun girişini yaptık. Çok da uzatmadan detaylara geçelim, videomuza girelim artık tamamen. Şu anda burada tarihi şehir merkezindeyim. Burası harika bir şehir merkezi. Başlayalım artık yavaştan. Evet, etraf görüldüğü üzere gayet güzel. Şehrin tarihi merkezi. Çok nezih, çok güzel bir yer. Aslında şehir böyle çok düzenli, harika bir şehir değil ama tarihi merkezini oldukça güzel bir şekilde düzenlemişler. Burası böyle insanların sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri geniş bir alan. Her yerde palmiye ağaçları çok güzel bir şekilde süslenmiş. Burada klasik zaten Latin Amerika'da her şehirde olan şehrin katedrali yer alıyor. Güzel de manzara sunuyor size burası. Etraf bence oldukça hoş burada. Antofagasta şehri Atacama Çölü'nün ortasında yer alan, böyle hiçliğin ortasında yer alan bir şehir ve hava inanılmaz derece sıcak gündüzleri. Dışarıya çıkması da çok zor bir hal alıyor böyle hava o kadar sıcakken. Saat şu anda 4'e doğru geliyor. Daha anca ben enerjimi toplayıp merkeze gelebildim ve video çekmeye başlayabildim. İnsanlar da aynı vaziyette, daha yeni yeni dışarı çıkıyorlar. O yüzden sokaklar şu anda inanılmaz derecede sakin. Şöyle göstereyim, burada böyle bir pazar kurulmuş. Burada takılar, hediyelik eşyalar vesaire satılıyor. Şöyle yakından göstereyim, Şili'ye dair hatıralık ürünler. Şu anda bulunduğum bölgede şehrin çarşısı gibi bir şey. Böyle popüler yerlerinden bir tanesi. Bakın bu müzik sesi gelen yer bir kasino. Evet, Şili'de kasinolar her yerde ve bayağı popülerler. İnsanlar, şöyle göstereyim, İçeride oynuyorlar. Böyle bir ortam. Kapıdan içeriye geçmeden göstereyim dedim. Latin ülkelerinin çoğunda bu kasino olayı yaygın. Zannedersem Uruguay'da devasa kasinolar bulunuyormuş. Bayağı böyle meşhurmuş oralarda. Pek bir fikrim yok. Daha gitmedim, görmedim. Oralarda umarım gideceğiz ve göreceğiz, beraber gezeceğiz bu kanalda. Şimdi burada yürürken hemen bir yer dikkatimi çekti ve gösteriyorum size şöyle. Bakın burada empanadalar satıyorlar. Farklı çeşitli empanadalar var. Şöyle göstereyim, yaklaşık olarak 2 dolardan başlıyor. 2 dolar 20 sente kadar çıkıyor empanadalarda, boyutlu şu şekilde. Bizim böyle açma, poğaça tarzı bir şey empanada. İçerisinde et, tavuk bulunuyor. Bu tarz şeyler fiyatı 2-2,5 dolardan başlıyor. Gracias. Abi biz de içeriden bakıyordu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir empanadanın fiyatı 2 dolar. Dün ben bir empanada yedim burada, 2,5 dolardı. Ve bir tanesi kesmenin üzerine bir tane daha aldım, 5 dolar verip çıktım yalnızca 2 empanadayla. Burada yiyebileceğiniz en ucuz öğlen yemeğinin fiyatı dahi 6 dolar, 7 dolar Şili'de. Fiyatlar maalesef ki oldukça yüksek. Şu anda bulunduğum yer bayağı böyle pazar gibi bir yer. Burada yürürken bir tane kasap gördüm. Burayı da göstermek istiyorum. Şöyle fiyatları göstereceğim içerideki. Bakın 9 dolar gibi bir fiyatmış, şöyle özel diye sanırsam. Şöyle devam edelim. Burada böyle kemikli bir et var sanırsam.
şöyle 4,5 dolara satılıyor. Burada tavuk çeşitleri galiba. 2 dolara şöyle bir tavuk satılıyor. Yanında tavuk göğsü var. Yine 4,5 dolar kilosu. Şöyle göstereyim, yine tavuk göğsü 5 dolara yakın. Burada galiba kanatlar var. Kanatlar da 4 dolara yakın gibi gözüküyor fiyatlar. Genel olarak bu şekilde. Burada da salam sos tarzı şeyler satılıyor. Bakın mesela şöyle sos tarzı bir şey var. Bu da 4 dolara yakın gibi gözüküyor. Yine 3,5 dolara böyle bir salam var. Bir sosis var. Burada da büyük böyle salamlar var. 1 kiloluk galiba bunlar. Bunlar da 8-9 dolar gibi bir şey. Fiyatları böyle bir göstereyim istedim geçerken. Ara insanlar inanılmaz sıcakkanlı. Şirinleri şimdiden çok sevdim. Böyle kameraya karşı falan hiçbir şekilde ön yargıları yok ve herkesi hoş karşılıyor. Bu da güzel bir olay Şili'ye dair. Fiyatlar nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi bakın yürürken yine burada böyle bir restoran gördüm. Şöyle bir patates kızartması. Böyle bunu kağıttan bir bardağın içerisine koymuşlar. 4500 peso. Yani yaklaşık olarak 5 dolar. Hatta direkt 5 dolar yani. Burada sandviç çeşitleri varmış. Bakın yazıyor. Bir hamburger 7 dolar. Şöyle devam ediyor. Ve bu galiba en küçük boyu, farklı farklı yazıyor burada. İlginç. Şöyle bir tabak var. Yaklaşık olarak 9 dolar. Patates kızartmasının üzerine et koymuşlar yalnızca. Böyle bir mekan göstereyim. İçeride noodle, patates kızartması tarzı şeyler de satılıyor. Herkes bana bakıyor. Fiyatlar genel olarak bu şekilde görüyorsunuz. Yeme içme inanılmaz derecede pahalı. Aynı şekilde Şili'de konaklama da çok pahalı. Hele şu anda benim bulunduğum şehir Antofagasta şehri, buranın en pahalı olan şehirlerinden bir tanesi. Çünkü çok fazla alternatifiniz yok ve küçük de bir şehir. Hal böyle olunca fiyatlar da oldukça uçuk tabii ki. Bu şehre dair inanılmaz ilginç bir şey var. Anlayamadım bir şekilde. Yani bu kadar gelişmiş bir ülkede neden şu kablolar böyle olur ya, anlamıyorum. Bakar mısınız? Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şu kablolara bakar mısınız? Bunlar bütün şehri böyle dolaşıyor. Umarım belli oluyordur kamerada. Yani her yerde ya bu kablolar. Bunlar ne kablosu? Teleferik mi? Teleferik diyorum. Telefon mu? Elektronik mi? Ne yani? İlginç. Bütün şehri bu şekilde bu kablolar dolaşıyor. Nereye gitseniz karşınıza çıkıyor. İnanılmaz bir görüntü kirliliği. Bu olay Tayland'da falan vardı, Vietnam'da falan vardı ama burada oralardan daha beter neredeyse. Çok ilginç yani. Çok ilginç. Ve şu ana kadar gördüğüm en ucuz restoran burası açık ara. Arroz chaufa. Tavuklu pilav. Çin usulü tavuklu pilav. 4 dolarmış burada. En ucuz yemek şu ana kadar gördüğüm şehirde. Şöyle içeriye geçelim, göstereceğim. Bakın böyle farklı farklı yemek çeşitleri var. En ucuz 4 dolardan başlıyor ve yukarıya doğru çıkıyor fiyatlar. İçeride de Çin dizisi oynuyor galiba. Böyle ilginç bir yer. Böyle uygun yerlerde bulunuyormuş demek ki. Uygun dediğim de 4 dolar yani, yine en az bulabileceğiniz en ucuz yemek bu. Ben bilseydim buraya gelirdim daha önce. Dün gidip 2 tane empanada yemezdim mesela. Her ülkede olduğu gibi tabii ki burada da gördüğünüz gibi seçenekler var. Ancak çok kısıtlı ve bulduğunuz seçenekler de pahalı. Sadece tavuklu pilav yani, hiçbir şey değil. 4 dolar tek başına. Asgari ücretin 500 dolar olduğu bir ülke için uygun mu değil mi bilmiyorum. Yani ne kadar dışarıda yemek yiyebilirsiniz bu fiyatlarla. Ki yani normalde en az 6 dolar, 7 dolar, 8 dolar olduğunu düşünürsek yemeklerin, bence genel olarak buranın insanı için de fiyatlar yüksek gibi. Eğer asgari ücretle çalışıyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi burası da şehrin plajı. Plajı demeyeyim daha doğrusu, yani sahil kenarı, yürüyüş yolu. İleride plajlar da var. Böyle ileride tekneler falan park etmiş. Marina tarzı küçük bir kısım var. Burada da korsan tekneleri var. Galiba bunlarla turlar yapıyorlar size özel. 4 dolar karşılığında, 5 dolar karşılığında burada bilet satıyorlar tur için. Tam olarak detaylarını sormadım. Daha zaten buraya geleli de 2-3 gün oldu. Şimdi burada size bir şey göstereceğim.
Şimdi kameramızı sabitleyerek devam edebiliriz. Şimdi dedim ki madem ülkenin ekonomisi hakkında, pahalılığı hakkında konuşuyoruz. Çünkü gerçekten çok pahalı bir ülke ve buradan çektiğim böyle ilk normal videoda bunları konuşmam lazım. Paraları da size bir göstereyim. Şimdi şöyle bir 1000 pezomuz var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Üzerinde böyle bir abimiz var. Böyle bir alpaka koymuşlar galiba paraya. Bir de dağlar falan var böyle. Güzel bir para. Küçük böyle. Küçük böyle şirin bir, ne denir buna? Kağıt para. Bir de şöyle 10.000 pezomuz var. Aman bu çok değerli. Şöyle dikkatlice gösteriyorum. Bunun değeri yaklaşık 12-13 dolar yapıyor. Bayağı böyle yüksek. En küçük para birimi şu. Bunun dışında 5.000, 10.000, bir de 20.000 var. 50.000'i, 100.000'i daha görmek nasip olmadı. Umarım görürüz onları da. Şöyle göstereyim. Burada 12.000 pezo, yani 14-15 dolar gibi bir para var. Ancak ülkede çok ilginç bir durum var. Bunun sebebini henüz anlamadım. Hatıra para olarak mı basılmış bunlar, yoksa normal para olarak mı basılmış, hiçbir fikrim yok. Bakın şöyle bir şey göstereceğim. 1 pezo. 1 dolar 800 pezo. Ancak ülkede 2013 yılında basılmış 1 pezo var. Hani büyük bir ihtimalle burada zamanında çok büyük bir enflasyon yaşandı ve paraya sıfırlar eklendi. Şöyle göstereyim, bu da 5 pezo. Yani şu iki paranın hiçbir değeri yok. Şu 1 pezo 1 doların 800'de 1'i yapıyor. Şu parayı üretmeye kalksanız paradan çok daha fazlasını harcayacaksınız. Belki bunu üretmek için 100 peso harcayacaksınız. Yani ne bileyim, atıyorum. Böyle bir durum var ülkede. Paylaşayım dedim böyle size bunları da. Ülkenin en küçük parası şu anda piyasada kullanılan 100 pezo. Demir para olarak var. Şu anda benim yanımda yok. Onun dışında kağıt para olarak da en düşük para bu. Bu da zaten 1 dolar 20 sent, 1 dolar 40 sent gibi bir şey yapıyor. İnsanlar da geçerken laf atıyorlar. Yani aslında ülkenin parası dolardan... Ah pardon, 1000 peso diyor, 10.000 peso göstermişim bu arada. En küçük kağıt parası bu ülkenin. Yani aslında ülkenin kağıt parası dolardan daha güçlü. Yani ülkenin parası dolardan daha güçlü şu anda. Resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak ülkede para birimi dolardan daha değerli. Hal böyle olunca da fiyatlar bayağı uçup gitmiş durumda. Daha önce Asya'da Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan gibi böyle gelişmiş ülkeleri de gezmiştim. Hatta Macau'yu da ekleyebiliriz bunlara. Ve aşağı yukarı buradaki fiyatlar da o ülkelere yakın. Yani düşünüyorum ben, Tayvan'la burasının arasında bir fark yok. Hatta burası bazı şeylerde bana daha pahalı geliyor. Hong Kong dünyanın en pahalı yerlerinden bir tanesiydi. Şimdiki fiyatlar bakıyorum, oraya da çok uzak değil. Yani o kadar pahalı değil belki ama oraya da yakın. Yani böyle inanılmaz bir hayat pahalılığı var şu anda bulunduğum bölgede. Umarım Şili'de güzel bir şekilde hayatta kalırız. Öyle değişik bir macera oluyor benim için. Ziyaret edilebilecek inanılmaz yerler var ama bu pahalılıktan dolayı şu anda bilmiyorum ne kadar ziyaret edebileceğim. Videolarda göreceğiz. Neyse, fazla da uzatmayayım. Kaldığımız yerden vlogumuza devam edelim. Şimdi burada bir arkadaşımın yanına geldim. Daha dün tanıştım arkadaşla. Burada böyle bir mağazası var. Şöyle göstereyim. Burada tatlı çeşitlerini falan satıyor. Bunların hepsi 1 dolardan, 1,5 dolardan başlıyor en az. Ve burada yine içeride empanada çeşitleri, böyle atıştırmalı şeyler falan da satılıyor. Kendisiyle biraz sohbet etmek istiyorum. Bakalım buradaki ekonomi hakkında, diğer şeyler hakkında bakalım neler söyleyecek bize. Konuşsa Selman'a. Doğruyen. YouTube konuşsa Doğruyen. Doğruyen. Minimum salario minimo por mensual en Chile. 500.000 pesos. 500.000. 400 por ahí. 600 dólares. Claro, claro, el tatuaje. El tatuaje. ¿Es suficiente? 400.000 pesos para vivir en Chile. ¿Tampoco? Poco. Porque es muy caro, creo. Está todo caro. No alcanza para nada. Y hay que sobrevivir. Yo estoy acá hace más de 25 años ya en Antofagasta. No, hace 25 años. ¿Qué tal aquí? ¿Te gustó? Más o menos. Más o menos. Claro. No, no me acostumbro, pero bien. Está todo caro. No alcanza para nada, digamos. ¿Pero a cuánto está para alquilar una casa por mes, mensual? O sea, las casas... Por ejemplo, aquí 400, en el centro... 400.000. Claro. Igual con salaria. Claro, es casi un sueldo, sí. Wow. Sí, ¿y por qué? Mi mamá ella paga 400 por ahí. ¿Y por tiendas? Esos son... Acá, esta tienda 4 millones. 4 millones. Wow, aylık arkadaşlar 5.000 dolara yakın bir para ödüyormuş buraya. Yani 5.000 dolar. Esa muy caro, creo. Evet, gördünüz abimizle böyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Biraz çekiniyor kendisi.
böyle iyi bir sohbet oldu. Aylık asgari ücreti kendisi de 400 bin peso olduğunu söyledi. 500 bin, 400 bin falan dedi. Hani ortalamada insanlar anladığım kadarıyla 500 bine falan çalışıyor. Hani çok konuşamadı adam. Ama ben daha önce arkadaşlarımla konuştuğumda, Şilililerle konuştuğumda ortalama 600-700 dolar aldıklarını söylemişler Şililerin. Hatta restoranda çalışan bir garsonun dahi ortalama 500 dolar aylık maaşı olduğunu, yani 400 bin peso aylık maaşı olduğunu ve üzerine bunun tip aldığını ve aylık 700 dolarlara falan tamamladığını, zaten aksi halde Şili'de yaşamanın da çok zor olduğunu söyledi. Bir nevi aslında kendisi de bunu doğrulamış oldu arkadaşın daha önce söylediği şeyle. Dedi ki annemler benim dedi aylık 400 bin peso kira ödüyorlar. Yani 500 dolar kira ödüyorlar. Asgari ücretle aynı. Siz de takdir ettiğiniz üzere insanlar asgari ücretle çalışmıyor yani. Büyük çoğunluğu en azından. Asgari ücret biraz daha üzerine. Aylık 500-600-700 dolarlara çalışıyor. Onun dışında bu dükkanın kirasını sorduğumdaysa 4 milyon peso idi. Yani 5 bin doların üzerinde bir paraya tekabül ediyor. İnanılmaz pahalı. Şöyle içeriği bir göstereceğim size. Bakın burası böyle merkezi bir yerde. Cadde üstünde insanların pas geçtiği bir yer. Baya böyle insanlar bol bol geçiyor. Burada böyle küçük bir bölüm var. Bir de şöyle içerisi var. Arkada bir de mutfak var. Böyle küçük bir dükkan. Ve aylık 5 bin dolar kira. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve aradan birkaç saat geçti. Şu anda böyle harika bir yerdeyim. Burası Şili'nin en büyük havuzlarından bir tanesiymiş. Deniz suyu kullanılıyor. Hemen karşısında okyanus görmüş olduğunuz gibi. Gün batımda yaklaştı. İnanılmaz bir yer. Yerler böyle kum falan. Şöyle göstereyim evleri. Yanında kaldım. Couchsurfing'den buldum. Evin sahibi burada yaşıyor. Ve ben 3 gündür burada kalıyorum. Böyle muhteşem bir havuz var. Bugün dedi ki gel burada bir havuza girelim. Böyle inanılmaz bir yer. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Böyle bayağı bir yüzdük burada. Buranın bir tadını çıkardık. Videonun sonunda burada yaparım diye düşündüm ben de. Kendisiyle sizi tanıştıracağım. Bayağı böyle güzel bir yer burası. Okyanus manzarasını evin içerisinden görebiliyorsunuz. Hatta evin içerisinin videosunu da buraya bırakacağım şimdi ben konuşurken. İzleyin siz de evin içerisinde. Böyle küçük bir ev ancak manzarası muhteşem. Böyle balkonlu güzel bir yer. Şimdi hostumla tanıştırmak istiyorum kendisini. Alejandra. Yo la Turquía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, saludos. No sé, kendisi sí. Kolombiyalı. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo en Chile? Ya llevo como 10 años. 10 años. Acá en esta maravilla de paraíso. Yo llevo un par de años aquí en medio del desierto, más seco del mundo. Pero tenemos Atacama, una piscina es hermosa aquí. Chile'nin ikinci büyük havuzu olduğunu söyledi az önce bana. Gayet güzel. Böyle evinde çok güzel manzarası var. Yukarıdan burayı görüyor. Harika. Es como un paraíso aquí. Sí, nuestro paraíso, nuestro Caribe chileno. Caribe chileno. Gracias. Saludo. Ve son olarak da şuna değineceğim. Böyle bir yerde yaşamanın bedeli. Buranın aylık kirası 650 bin Şili pesosuymuş. Yani 800 dolar gibi bir şey yapıyor. Daha fazla da olabilir. Alta tam olarak yazacağım bedelini. Şöyle bir geçeyim. Güzel ışığa girelim. Bence güzel video oldu buraya kadar. Böyle sizi bilgilendireyim ben bunlarla. Bu dairelerin satın alma bedeli ise şöyle göstereyim arkamda. Bayağı uçukmuş. Alejandro'ya sordum, dedim ki satın almaya kalksan ne kadar bunları? Valla ben de kiracıyım, bilmiyorum. Satın almaya kalkarsan milyonlar havada uçuyor. İnanılmaz pahalı dedi. Burası Şili'de. Yerel bir şehir, Antofagasta isimli, kuzeyde yer alan, turistik olmayan, böyle basit bir şehir yani. Bizim Anadolu'daki bir şehir gibi düşünebilirsiniz bence. Çölün ortasında bir yer burası. Ne turist geliyor, ne bileyim, yerel insanların yaşadığı bir yer yani. Küçük bir şehir ve kiralar bu şekilde. Uygun mu, pahalı mı, ucuz mu, alta yazabilirsiniz. Şöyle bir manzarada denize karşı yaşıyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım tabii ki. Şöyle göstereyim, okyanus manzarası muhteşem. Bence buraya kadar güzel bir video oldu. Keyifli bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoda Şili'ye, Şili ekonomisine değindik ve şehri gezdik. Antofagasta'yı keşfettik. Böyle bir yere geldik. Güzel de bir video oldu. Videoyu bitiriyorum artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.